Yıldırım Beyaz Üniversitesi Maliye Bölümü Türkiye'de İngilizce eğitimi yapan tek bölüm. Yaklaşık 4 yıllık geçmişi var. Şu anda 3. sınıfta öğrencilerimiz var. Seneye inşallah onları mezun edeceğiz. Yoğun bir hazırlık programımız var. Onun akabinde normal diğer maliye bölümlerinde olduğu gibi müfredat devam ediyor. Ancak şunu yaptık, dışa açık bir maliye bölümü olması anlamında, yani yurt dışıyla bağlantılarımızı geliştiriyoruz. Yaklaşık 53 tane yurt dışı üniversiteyle ilişki halindeyiz. Onları geliştirmeye çalışıyoruz. Hocalarımızın geneli, çok büyük bir geneli yurt dışından ya masterlı ya doktoralı veya her ikisini birlikte yurt dışından almış durumda. Eğitim %100 İngilizce, Türkçe bir şekilde yok. Yani tam bir şekilde İngilizce eğitim veriyoruz. Bu bakımdan da bir hayli avantajlıyız sınavlar anlamında. Tabii Türkiye'de 48 tane toplam maliye bölümü var. Bu 48 maliye bölümü içerisinde az önce söylediğim gibi tek İngilizce eğitim yapan bölümümüz. 1990'lı yıllarda maliye bölümü gerideyken iş bulabilme olanaklarının bir hayli gelişmesi nedeniyle ön sıralara çıkmış durumda. İşe yerleştirme bakımından, yani kamuda veya özel sektörde neyse, ağırlık olarak kamuyu bahsediyoruz biz işe yerleştirme anlamında. İlk sıralarda yer alıyor. O yüzden son yıllarda maliye bölümünün puanı artmış durumda. Bu yüzden de biz ilk 4'teyiz şu anda. Daha da bunu yukarı taşımayı hedefliyoruz. Şimdi maliye dediğimiz zaman, maliye ağırlık olarak iktisadın devlet faaliyetleriyle ilgilenen kısmını biz ele alıyoruz maliye dediğimiz zaman. Yapısı itibariyle de ağırlıklı olarak devlete bu anlamda kişi yetiştiren bir bölüm oluyor. Müfredat programı bir hayli zaten iş sınavlarına uygun. O yüzden de daha fazla kamuya yerleştirme var. İşte maliye dediğimiz zaman genel anlamda bir interdisipliner, yani disiplinler arası bir bölümü kastediyoruz. Biz içerisinde hukuk var, muhasebe var, iktisat var, siyaset var, hukuk var. O yüzden bir kombinasyon bu anlamda. Bu kombinasyonda tabii artılar var. İş sınavlarında da her alanda sorulduğu için bu anlamda şey yapıyor ağırlık olarak. Ama son yıllarda maliye bölümünden özel sektöre de geçen insanlar var. Mesela bankacıların en fazla tercih ettiği bölümlerden bir tanesi. Bunun yanında muhasebe, mali müşavirlik gibi alanlar başlıca özel sektöre de sağladığımız, yani iş gücü sağladığımız alanlar olmuş oluyor. Az önce söylediğim gibi hukuktan muhasebeye, iktisattan siyasete kadar geniş bir yelpazede işletmeye kadar ki dersleri alıyoruz. İlk diğer üniversitede genelde aynı. İlk yıllarda genelde mali alanında giriş dersleri var. Kamu maliyesine giriş dersi gibi. Bunun yanında matematik gibi, istatistik gibi, batı siyasi düşünce tarihi gibi alabildiğine iktisada giriş gibi dersler alıyor. Ama ikinci sınıftan itibaren kendi maliyeye yoğunlaşma var. Özellikle 3 ve 4'te tamamen mali alanındaki dersler var. İşte bunlar nelerdir? Devlet bütçesiydi, devlet borçlarıydı, vergi hukukuydu, Türk vergi sistemiydi, maliye politikası gibi dersler şey yapıyor. Biz tabii bloklama süreciyle uyumlu olsun bu anlamda diye ders müfredatını bir hali hem zenginleştirdik hem öğrenciye seçme imkanı sunuyoruz. Yani öğrenciyi diktetmiyoruz şu dersi al diye. Alabildiğine seçimlik dersi sayısını artırdık. Temel birkaç tane zorunlu ders var. Onun dışındaki dersleri öğrenci seçebiliyor bu bağlamda. Tabii aynı zamanda öğrencilerimizi biz yurt dışına da yönlendirmeye çalışıyoruz Erasmus bağlamında. Şimdi kamuda çalışabilmek için biliyorsunuz yabancı dil puanını almanız gerekiyor. Belli nitelikli kurumları söylüyorum. A takımı olarak adettiğimiz müfettişlik, kaymakamlık, denetçilik, kontrolörlük, idari yargı hakimliği gibi bunların tamamına başvurulabiliyor. Ama bu tabii neticede bir yarışma sınavı. O yarışma sınavındaki bizim maliye bölüm olarak avantajımız şu. Ders müfredatımız bunlara son derece uygun. Son derece uygun. Yani öğrencinin ekstra bir çaba sarf etmesine, herhangi bir kursa bu anlamda gitmesine gerek yok o anlamda. Bu artısını oluşturuyor. Bunun yanında özel sektörde de çalışma imkanı var. Bankacılıktan diğer alanlara kadar, muhasebeciliğe kadar yaygın bir şekilde özel sektörde de çalışabiliyor üst düzey yönetici bir şekilde. Bizim diğer maliye bölümlerine göre artımız şu, biz dil bilen kişi de aynı zamanda yetiştirmiş oluyoruz. Bütün eğitim İngilizce olduğu için maliye bölümlerinin genelde handikapı şudur, diğer maliye bölümlerinin yabancı dil puanı yoktur. Yabancı dil bilmeden mezun olduğu için geriden başlıyor. Ama bizim bölümümüzün bu anlamda yabancı dil artısı olduğu için Merkez Bankası'na kadar uzanıyor. Yani şunu diyebilirim, kaymakamlıktan, müfettişlikten, idari yargından her yere bu anlamda başvurabilir. Nitelikli bir öğrenci, iyi çalışan ama çalışkan öğrenci gerekiyor burada. Çalışmadan olmuyor.
şu çok önemli. Analitik düşünceli insan arıyoruz. Türkiye'nin ve uluslararası arenada olan bitenlerin, iktisadi, mali olayların, siyasi olayların takip eden insan arıyoruz bu anlamda. Okumayı seven insan arıyoruz. Bunlar temel şeyler. Bunlar olduktan sonra staj imkanları alabildiğine fazla. Ankara'da olmamız tabii bunun artılarından bir tanesi. Staj kolaylıkları var. Sonra Erasmus imkanları var. Yurt dışına başka gitme imkanları var. Biz bunları öğrencilerimize yönlendiriyoruz. Bunları artıları. Yani kendilerini geliştirmesine bağlı. Bizim yani maliyedeki ve iktisat gibi diğer alanlarda da kısmen benzer. Öğrencinin kendisini geliştirmesi, çalışması gerekiyor. Okuması gerekiyor. Araştırması gerekiyor. Dil kapasitesini daha da ileriye taşıması gerekiyor. Bunu da belgelerle, işte sınav skorlarıyla tescillemesi gerekiyor. Tabii mesela bir TOEFL belgesi, bir IELTS belgesi en başta geçerli olan uluslararası belgeler. İşte Türkiye'deki yabancı dil sınav skoru bu anlamda. Mesela araştırma görevliliği gibi üniversitede akademisyen olmak istiyorsa bu alanlar maliyede görevli olarak diğer bölümlerin puanına göre girişi son derece düşük. Dediğim gibi yabancı dil bilen maliyede şey yok, insan yok. Biz kendimiz dahi bu anlamda bulamıyoruz, arıyoruz. Yani dil bilecek, işte şu özelliklere sahip olacak, o şartlarda insan bulamıyoruz. Çalışan insana maliye daha avantaj var. Yani programı son derece bu anlamda uygun. Temelde yine az önce söylediğim gibi analitik düşünmeyi kapasitesine sahip insan arıyoruz bu anlamda. İktisadi mali olaylara ilgi duyacak. Küresel bağlamda da, Türkiye bağlamında da bu şekildeki insanlar arıyoruz. Yani bu anlamda okumayı seven, temelde çünkü büyük bir bölümümüz sözel olduğu için okumayı seven insanlar arıyoruz. Okumadan olmuyor yani. Ne kadar fazla olursa o kadar kapasite geliştirmesi oluyor. Ben diğer bölümlerle, yani bir iktisatta, bir işletme, bir kamu yönetimle mukayesede geleceğini daha iyi görüyorum. Daha iyi görüyorum çünkü dille bunu desteklenirse, yani bir iki dille, yani bir diyelim İngilizce yanında bir tane Almanca veya şeyle desteklenirse alabildiğin imkanı olduğunu düşünüyorum. İktisatla zaten iktisatın başvurabileceği her yere, bir işletmecinin başvurabileceği hemen hemen her yere başvurma imkanı var. Böyle bir imkan var. Ama nitelikli bir işe girme bağlamında aldığı program alabildiğine uygun. Bu artısı. Bir diğer husus, daha seçen nitelikli öğrenciler geliyor. Yani 90'larla 2000'leri kıyasladığınız zaman, mesela bizim kendimizdeki puan aralığımıza baktığımız zaman ilk 70 binden alıyoruz şu anda. Alabildiğine bu Türkiye koşullarında iyi. Yani Türkiye'de 50 bölüm olduğunu mukayese ettiğiniz zaman yeni kurulan bir bölümün, yani 3-4 yıllık geçmiş olan bir bölüm için fevkalade iyi bir durum. Ama şöyle bir şey var. Dil artısı çok büyük bir şey. Çünkü dil biliyorsanız evrene hitap ediyorsunuz. Yani dünyanın her tarafına, Yeni Zelanda'dan tutun Amerika'ya kadar, ama dil bilmiyorsanız sınırlarınız sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. O yüzden dille destekli bir maliye bölümünün ben geleceğinin çok iyi olduğunu görüyorum. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'den UNDP'den tutun alabildiğini, geniş yelpazedeki bir yerlere girme imkanları var. Nitelikli bir öğrenci ise, kendini geliştirmiş ise, 4 yılı iyi değerlendirmiş ise. Özellikle şunu bekliyoruz. Bölümü severek, bilerek, araştırarak söylediğim gibi gelmelerini istiyoruz. Yani bir şey olmasın, beklentileriyle örtüşen bir bölüme gelsinler. O beklenti otomatikman ileriye yönelik optimistik bir yaklaşım ortaya çıkarıyor. Bunun yanında matematik altyapısını kısmen geliştirmeleri gerekiyor. Yani çok ileri düzey biz bir mühendislik gibi şey sormuyoruz ama o analitik düşünmeyi daha da güçlendiriyor bunun yanında. Hukuk altyapısına bu anlamda epey bir hukuk derslerimiz var. Onların şeyine, formasyonuna uygunlar mı onu ele alsınlar. Ondan sonra günlük iktisadi olayları, mali olaylardan ilgi duyuyorlar mı bu anlamda? O anlamda ilgili insan bekliyoruz. En temel şey ilgi artı çalışma. İki tane şey önemli. Bu alana ilgi duyuyorlar mı? Bir onu kendilerinde sorsunlar. Akabinde de dediğimiz gibi çalışmaları gerekiyor. İki şey olduktan sonra gerisi olur. Biz gereğini yapıyoruz. Hemen kısa bir şey hatırladım. Üçüncü sınıfta bizim 18 öğrencimiz var sadece. Bu kadar az bak. Bu kadar bir kolej gibi. O yüzden fevkalade iyi. Ve arkadaşlarımızın çoğu da yurt dışıyla da bağlantı kurmuşlar. Kimisi kabuller aldılar. Gidecekler, dönecekler. Ve Türkiye'de inşallah iyi bir yerlere gelecekler. Onu bekliyoruz. Biz de takip ediyoruz onları.